Romanın cicisi bicisi dökülünce gerçeği ortaya çıktı. Bütün büyük şehirlerde olduğu gibi. Vallahi o kadar yıldır burada yaşıyorum. Bu mahalleyi daha hiç görmemiştim. Burası. Ce nessuno. Kimse yok galiba. Is there anybody there? Alo, kimse yok mu? İçinde kaç kişilik var senin? Şöyle arka tarafa doğru bakayım bir. Beni burada yalnız mı bırakacaksın? Ne o? Birkaç saat önce başından sağmaya çalışıyordun. Şimdi kopamıyorsun. Kulaklarım iyidir, bağırırsan diyorum. Elmasları arıyorum. Oo, aferin sana. Bayağı çalışkan çıktın. Bulamazsam da üzülme. Yarınki operasyon benim için elmas değerinde. Bakın Nilüfer'in kılına zarar gelmeyecek biliyorsunuz değil mi? Anlaşmıştık. Ona zarar vermeyeceksiniz. Merak etme, kendisini gayet iyi ağırlıyoruz. Halinden memnun. Sen işine bak. Sakın bir aptallık yapma. Gel. Ya manyak mısın sen ya? İnsan en azından bir ses verir. İyi misin? Bir şey mi oldu? Nasıl içeri girdin sen? Cam kırıktı, gel. İnanmıyorum. Ne oldu? Bunlar benim tasarımlarım. Yani beğenmeyip vazgeçtim modeller. Anlamadım yani. Senin niye haberin yok? Bunlar sahte. Yani sahte dediğim değersiz fabrikasyon. Burada mı üretiliyor? Yok. Ya babam kapalı çarşıda zor durumda olan bir arkadaşı olduğunu söylemişti. Böyle beğenmediğin, vazgeçtiğin tasarımlar olursa ona veririz. En azından yardımcı olmuş oluruz demişti. Ki babanın bu kapalı çarşıdaki arkadaşı kim? Bilmiyorum. Sormamıştım. O da söylememişti. Ya satıyor ya da dağıtımını buradan yapıyor. Ya ama neden buradalar? Çok saçma değil mi? Yani neden böyle bir mahallede? Ha. Ya yurt dışına kaçak yollarla sokuldu? Ya da başka bir şey. Elmaslar kesin burada. Yani eğer bunları buraya sakladıysa elmaslar için de en iyi yer burası değil mi? Artık bana söylersin değil mi? Ne arıyoruz? Yani kaç karatlık? Taştan anlıyorsun, karat falan. Yani bisminden anlamam ama taş nedir, ne değildir iyi bilirim. Bakın Agalog'u getirme de söyle. Ne arıyoruz ha? Merak etme, bulduğunda anlarsın. O kadar çok yani. Sen bulduğunda bana haber ver, ben bakarım. Rengi ne? Bilmiyorum. Gel buldum. Kesin burada. Şifresini nasıl bulacağız? Denemeye başla, salla işte. Milyonlarca seçenek var biliyorsun değil mi? Ya işte babanın doğum günü, annenin doğum günü, kardeşinin doğum günü işte. Yapacak bir şey yok. Salla gitsin.
Ailede başka kimsenin doğum günü kalmadı. Baban için özel bir gün yok mu? Onu gir. Var. Annemle evlendiği gün. Herkes aksini söylese de babam anneme aşıktı. 28.08.1972. Babanın meşhur kutularından biri daha. İflas ettik biz. Battık. Yakında evimizi elimizden alacaklar. Tamam, sakin ol. Umudunu da kaybetme. Bismillah. Sen kimsin dayı? Yusuf. Buranın bekçisiyim. Siz kimsiniz? Sizi bir kere atölyenizden çıkarken görmüştüm. Hatta bir paket bile bırakmıştım babanızdan. Ama hatırlamazsınız. Babam benim atölyeme İstanbul'dan adam gönderiyor ve benim haberim yok. Demek ki rahmetli gizli işleri seviyormuş. Abi senin buradaki görevin neydi? Yani binlerce kilometre öteden depo beklemek için gelmedin herhalde. Yok, ben malları yükler getirirdim buraya. Sonra Ahmet Bey tekrar malları nereye götüreceğimi söylerdi. Hatta evraklar burada. Bak. Babam ne zamanlarda gelirdi? Her ayın 17'si dedi mi gelirdi. Bir gece kalır geri dönerdi. Sen daha bakacak mısın onlara? Ben anlayacağımı anladım zaten. İyi, ben gitmek istiyorum. Elif Hanım. Al abi, sağ ol. Benim durumum ne olacak? Arada kaldım ben burada resmen. Memleketime mi döneyim, burada mı kalayım? Siz İstanbul'a gelin. Şirkete. Beni bulun. Bakacağız artık. Allah razı olsun. Topla kendini. Bütün bunların hepsinin cevabını bulacağız. Bak biz diye bir şey yok, anladın mı? Olmayacak da. Size iyi günler memur bey. Hatta iyi yolculuklar. İki dakika ciddi ol da bir dinle. Anla anla, başım belada. Ciao bello. Ya bırak, ikide birine çekiştirip duruyorsun beni. Sen de adam gibi dinle o zaman. Seni dinlemekten sıkıldım. Ölmek mi istiyorsun kızım sen? Ya ne alakası var? Bağlantıyı hala kafan çözemedi mi? Elmasları isteyen katil. Babandan alamadı, seni tehdit ediyor. Beni kimse tehdit etmiyor. Biliyor musun? Yalan söylediğinde gözlerim büyüyor. Evime gitmek istiyorum ben. Tamam. Diyelim ki elmasları bulduğun adamlara verdin. Ne olacak? Ha? Bırakacaklar mı sanıyorsun seni? Anında öldürürler. Arkalarında iz bırakmaz bu herifler. Benim anlamadığım şu. Otoparkta yardım isteyen sendin. Ne oldu sonra? Niye tedirgin oldun? Elif. Bana güvenebilirsin. Bırak da yardım edeyim. Sen elmasları bul.
Ben katil. Çok yoruldum. Konuşacak gücüm kalmadı. Evime gitmek istiyorum.